Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merak ve heyecanla beklenen final günü başlıyor. 150 bin liranın sahibine kavuşmasına saatler kala aslen Adıyamanlı yarışmacımız Ümitcan'la beraberiz. Ümitcan, hoş geldin. Hoş buldum Gürbüz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bakıyorum tek gelmişsin. Yani tek geldim ama onlar için bir dev kadro olaraktan geldim. Kendimi tek görmüyorum. Hani yapacağımla, dilimle ve söylemlerimle onları bastıracağımı düşünüyorum. Yanlarında isterse 3-4 kişi de gelebilir ama ben tek geldim. Onların hepsini de yeneceğim zaten. Ümitcan, önce seni bir tanıyalım. Neler yapıyorsun? Anlat lütfen. Adım Ümitcan, soyadım Kurt. 21 yaşındayım. İstanbul'a üniversite okumak için geldim. 3 senedir İstanbul'dayım. Ne okuyorsun? Çevre sağlığı okuyorum. Freelance olaraktan saç ve makyaj yapıyorum. Hem çalışıp hem okuyorsun yani. Evet, eğitimimin yanında bunu da bu işi de yapıyorum. Vallahi bravo. Aslen nereliydin? Aslen Adıyamanlıyım. Ailen Adıyaman'da mı? Evet, herkes Adıyaman'da. Peki İstanbul'da olmak nasıl? İstanbul'da olmak güzel ama yorucu. Yolları falan her şekilde insanı yoruyor. Bu mesafeler, hani trafiği insanı çok fazla yıpratıyor. Söyle bakalım, yarışmaya neden katıldın? Bu yarışmaya yaşımın 21 olmasına rağmen yapacaklarımın daha güçlü olduğunu ve daha gösterişli olduğunu, damak zevklerine de uyacağını düşündüğüm için katıldım. İstanbul'da nerede kalıyorsun? Yemek yapabiliyor musun? Burada yurtta kalıyorum ama arkadaşlarımın evinde kendime göre yemekler yapabiliyorum. Hani Adıyaman'da olduğum zaman da sürekli mutfaktaydım zaten. Hani yemek konusunda bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Ya bir haftadır olaylar bitmiyor. Yarışmacıları nasıl buluyorsun? Ya onlar birbirini yesin. En sonunda zaten cuma günü olduğu için de benim de yemeklerimi yiyecekleri için son bulacak bugün. Aslında istediğim gibi oldu. Onlar birbirlerini yiyorlar. Derya ile Duygu zaten birbirlerine oynuyorlar. Bunlar birbirine oynarken ben de yağ gibi yukarı çıkacağım ve cuma günü kendi günüme oynayacağım. Yemeklerimle, ayrıca sofrada da bunların kavgalarını da öne sunaraktan, yemeklerde olan lezzetimi de öne sunaraktan birinci olacağımı düşünüyorum. Derya ile Duygu bugün ne yapacaklar dersin? Derya ile Duygu'nun kavgası, Duygu'nun beni birincilikle taşlandıracağını düşündüğüm için bugün birbirleriyle kavga etsinler. Duygu'nun birinci olmamasını sağlamak için de Derya bana oynayabilir. Derya'nın da birinci olmamasını sağlamak için de Duygu da bana oynayabilir. Yani ben istedim bir göz, Allah bana verdi iki göz. Ben bugün Duygu'dan çok yüksek puan bekliyorum. Çünkü Derya'nın birinci olmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Ve 10 puanı bile bana sağlayabilir. Oh, bugün benim günüm. Daha ne isteyeyim ki? Mutfağıma girip yemeğimi yapacağım, karşılayacağım ve 10 alıp çıkacağım. 21 yaşındayım ama hepsine tek yetebileceğimi düşünüyorum. 150 bin iyi para değil mi? 150 bin iyi bir para. Alacağım onu, çatır 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 yiyeceğim. Duygu ve Derya'yı da yerken görüntülü arayacağım. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Menümde köz sebzeli domates çorbası. Ara sıcak olaraktan da el açması Adıyaman usulü havra yapacağım. Havra börek değil mi? Evet, bir kıymalı bir börek. Hem de el açması. Evet, el açması olacak. Onların bize 3 günde sunamadığı el açması lezzetleri, 4 günde sunamadığı el açması lezzetleri ben bugün son gün olaraktan onlara sunacağımı düşünüyorum. Yanında ne var? Yanında da fesleğenli kuru peynirli haydari var. Peki ana yemeğin ne? Ana yemeğim de klotik olacak. O da Adıyaman'a özgü bir yemek. Ağır bir yemek ve işlevi de çok fazla. Etli bir yemek mi? Et baskın olacak şekilde, içinde nohut da olacak, içerisinde bulgur da olacak. Bu şekilde bir olan bir yemek. Güzel. Peki salatan ne? Salatam da özel soslu yeşillik salatası. Ve tatlı? Dondurma tabağında meyveli çikolata bombası. O kadar yöresellikten gitmişken biraz da modernize en sonunda kaymak istedim. En sonunda zaten midelerine sinsin diye şerbetle taşlandıracağım. Reyhan şerbetiyle. O zaman markete gidelim mi? Olur, markete gidebiliriz. Hazır mısın? Hazırım. Koş Ümitcan, koş. O kadar iddialı, o kadar iddialı konuşmuştu ki Ümitcan Bey. Menüsü diğer menülere ne farkı var? Sadece bir sulu yemek bekliyorum bugün. İnşallah ondan da güzel bir sunum alırız da ben de puanlarımı esirgemem ondan. Menüsü genel olarak layıkıyla yapıldığında güzel bir menü olabilir. Çünkü içerisinde yöresel lezzetler var. Yani yaşıyla özdeşleşmiyor açıkçası. Bu menüyü layıkıyla getirirse puanım da ona göre olacaktır. Hakkaniyetle davranacağımdan emin olabilirsiniz. Menüsü uğraştırıcı bir menü. Ümitcan'a göre bir menü değil. Ümitcan, sen bu menünün hakkından gelemezsin. Boşuna uğraşma, makyajınla uğraş. Daha iyi gelir. Menüsü baştan aşağı çok basit. Ümitcan'ın konuşmaları gibi fos. Ümitcan Bey bu menüyü 2,5 saatten daha erken sürede bitirebilir.
Hatta üzerine bir de soğuk su içebilir. Ve marketteyiz. Manav reyonuyla başlıyoruz değil mi? Evet. İlk olarak ne alıyoruz? İlk olaraktan tatlım içimizi alacağım. Tatlın neydi? Çikolatalı meyve topları. Ay, çok basit yiyecekler. Basit bulamazlar çünkü çok fazla işlevi var ve meşakkatli bir tatlı. Ama sen bir haftadır ben öyle yemekler yapacağım ki dedin. Evet, öyle yemekler yapacağım zaten. Parayı alıp gideceğim dedin. Evet, parayı da alıp gideceğim, yemekleri de yapacağım. Domateslerin ardından patlıcanlarını alan yarışmacımız soğana el atıyor. Derya Duygu'ya 3 puan vererek birinciliğe mi oynuyor sence? Derya birinciliğe oynayamaz çünkü niye olacağını soracak olsanız dün 3 puan verdi. 3 puan verdiği için algıları çok fazla değiştirdi. Pollyanna modundan çıktı ve ilk geldiği etaptan itibaren ki bugün dün gerçek yüzünü gösterdi. Bu durum senin işine geldi galiba. Bence herkes benim birinci olmamı isteyecek. Derya dün çok stratejik bir hata yaptı. Bilerekten 3 verdi ama hani vermemesi gereken bir puandı gerçekten. Sebzelerini tamamlayan yarışmacımız salçasını ve yağını alıyor hemen. Dün Derya'nın bana büyük haksızlık etti. Bugün ona hesabını soracağım. Kendisinin de zaten masada da söylediğim gibi vicdanı rahat bir şekilde uyuyamayacağını söylemiştim. Ama onda vicdan yok ki, yine de bence uykularına kabus olarak doğacağım. Daha bu bir başlangıçtı zaten. Duygu Hanım bugün nasıl isterse öyle gelebilir. Çünkü ben dün kendisine gereken her şeyi söyledim. Hak ettiği puanı verdim. Asla da pişman değilim. Bugün yine benim üzerime gelirse ben de gereken cevabı kendisine tekrar veririm. Ama Gürbüz Bey, ben Derya Hanım'la Duygu Hanım'ın ilk etaptan beri birbirini bu kadar çekememesini anlamış değilim. Neden olabilir sence? Bilmiyorum ama ya güzellik olaraktan ya bilgi olaraktan ya da Duygu Hanım'ın Derya Hanım'ı sürekli vizyonlu olup ya da vizyonsuz olmadan aşağılamasından yana olduğunu düşünüyorum. Hangisini haklı görüyorsun? Hangisini haklı görüyorum? İkisini de haklı görmüyorum çünkü ikisi ilk etapta birbirlerini çok iyi tanıttılar. Ondan sonra birbirlerini bozduğunu düşünüyorum. Duygu Hanım sürekli vizyondan bahsediyor. Gezdiği masalardan bahsediyor. Date'lerinden bahsediyor masada. Bence buraya yarışmaya geldiğini de düşünmüyorum. Niye diye soracağını olursanız soğan vesaireden bahsetti. Date'e gittiğini söyledi ve date'den herhangi bir kare paylaşmadı. O kadar şey paylaşmasına rağmen. Bu arada son 11 dakika. Ha, tamam. İçeceklerini ve sütünü de alan yarışmacımız hızla kasap reyonuna geçiş yapıyor. Abi benim kuşbaşı etim var, kuzu. Ayrıca orta yağlı kıyma. Orta yağlı kıymam var. Bir de etim halim var. Halimi hatırımı sormayana ben cevap bile vermiyorum. Abi halin hatırın nasıl, iyi misin? O ne demek ya, halin hatırın nasıl? Nasıl soracağım bilmiyorum. İyi misin abi, nasılsın? Günün nasıl geçiyor? Güne geldim. Nasıl başladın? Ben geldim. Kolay gelsin. İlk önce buradan başla. Tamam, kolay gelsin abi. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Sayende nezaketi öğreteceğiz. İnşallah yavaş yavaş. Yüz yüze geldiğimiz herkesle selamlaşmak çok önemli değil mi? Bir merhaba, bir günaydın değil mi ama? Başlanalım o zaman. Merhaba abi, nasılsın? İyi misin? Nasılsın, iyi misin abi? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, yarışmadayım şu anda. Gençsin maşallah. Evet. Yemek yapmasını biliyorsun inşallah. Yani izlediğinizde görürsünüz. Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapıyoruz tamam. Bugün? Efendim? Ne yapıyoruz bugün sana? Bugün bana yağsız kuzu kuşbaşı istiyorum. Orta yağlı tek çekim kıyma istiyorum ve çift çekimde kıyma istiyorum. Bunlar ne kadar olacak? Bunlardan 6 kişilik olacak her biri. 6 kişilik ne ya? Bana porsiyon belirleyeceksin. Diyeceksin ki 300 gram, 500 gram, 600 gram. 300 gram, 500 gram abi. Ben gramcısından, biz hiç gramcısından et almadık ki evde. Sürekli keçi kesiyoruz, dolaba koyuyoruz. Hakan ustam, kuşbaşını kişi başı 200 gramdan hesaplayalım istersen. 1 kilo 200 gram. Bir de az yağlı ve orta yağlı iki ayrı kıyma istemiştin. Evet, az yağlı ve orta yağlı. Diğer kıymayı klotin hamurunda kullanacağım. Onun az olması gerekiyor. Yani 300 gram falan yeterli olur. 200-300 gram. O tek çekim olacak? Hayır, çift çekim olacak. Çift mi olsun? Diğeri de börek için olan da 6 kişilik. Ne için olan? Börek. Tamam. Ne böreği bu? Bu havra. Bizim oranın yöresel böreği. El açması havra yapacak ustam. Tatlıda ne varmış? Tatlım birazcık yöresel değil, kendime özgü bir tatlı olacak abi. Börekte kullanacağın kıyma ne kadar olsun? Onda 6 kişilik bir kıyma yani. Ustam anladın sen. Ben hallediyorum. Gel biz de şuradan baharatları alalım. Baharatların ardından hızla diğer eksiklerini de tamamlamaya çalışan yarışmacımız ekmek siparişini de veriyor hemen. Hazır ürün kullanırsa karşı çıkacağım. Basite kaçmış. Onları söyleyeceğim. Dilimden kurtulamaz. Benden çekeceğim var. Ümitcan. Ümitcan Bey keşke bu kadar iddialı konuşmasaydı.
Bence rezil olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abla? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Yarışmadayız. Abla ben bir tane düz ekmek alabilir miyim? Canım düz ekmek diye at diye bir şey yok ki ama. Ben normal ekmek. Ha normal ekmek. Evet tamam, normal ekmek. Vereyim. Yani üstü mü düz? Hayır üstü de düz değil. Yani içerik olaraktan düz. Sadece un, maya, tuz. Bunlardan istemiyorum. Bir yerde bilmezler düz hale. Ekmek diye. Siz normal ekmek diye deyin. Tamam mı? Tamam abla. Tamam bir yerde yapmayın bunu. Tamam abla. Hadi biz devam edelim. Dondurmanın ardından etlerini de alan yarışmacımız hızla kasaya geçiş yapıyor. Neyse ki süre bitmeden yetiştin. İyi misin? İyiyim. Eksiğin yok değil mi? Eksiğim yok. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 3200. Buyurun. Para üstünü ben alırım. Hadi sen torbalarını al gidelim.